insanoğlunun gezegeni son damlasına kadar sömürmesi sonunda karşılığını bulmuş ve dünya kelimenin tam anlamıyla bir beton yığınına dönüşmüştü. Birleşmiş Milletler aylardır beklenen açıklamayı yapmak zorunda kalacak. Göreve geldiğinden beri gün yüzü görmeyen Genel Sekreter bu en hüzünlü konuşmasında gözyaşlarını tutamayacaktı. With great grief and sorrow, I'm obliged to alert all mankind that our time on Earth has expired. It has become impossible to manufacture the nutritional food replacement pills which have sustained us for the last century. At this moment, we have less than a week's supply. Therefore, I'm notifying all heads of states to initiate the evacuation procedures of the planet. Every country must begin to launch their shuttles as their turn comes for our new world, Mars. Bir kerecik şnitzel yemeden şuradan şuraya gitmem. Yurt genelinde eşi benzeri görünmemiş büyüklükte bir protesto gösterisi var. Başkent adeta mahşer yeri gibi. Vatandaşlar uzay mekiklerine alınmayacaklarından endişe ediyorlar. Ve başkandan bir açıklama bekliyorlar. Ancak başkanlık sarayından henüz bir açıklama gelmedi. Günlerdir dünya geneline yayılmış olan terk etme hazırlıklarından... Kamil abi, olağanüstü hal odasında olağanüstü bir durum var abi. Yapılan harcamaların sınır tespit raporu, yakıt rezervleri durum ve beklenti raporu ve uzay ulaştırma mali durum raporları için benim bakanlığım sizin başkanlık makamından bir hafta boyunca yazılı onay bekledi. Sayın Başkan, saygısızlık etmek istemiyorum. Ancak şu an itibariyle bütün ülkeler kırmızı alarmda. Geçtiğimiz seçimlerden bu yana yaptığınız değişiklikler uyarınca bütün bu kanunların tarafınızdan onaylanıp incelenmesi gerekiyor. Herhalde diğer bakan arkadaşlar da benimle aynı fikirde olacaklardır diye düşünüyorum. Değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi beyler? Haksız mıyım? Sayın Başkan, bakın ben Ulaştırma Bakanı olarak söylemekle mükellefim. Biz bu kriz yönetimi kitabında söylenen hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten yeterince mekiğimiz yok. Herkesi götüremeyeceğiz. Şu odada tahliye planlarını konuşmak yerine devletin imkanlarını sizin şinitsel... Ben o şinitseli yemeden kimsecikler hiçbir yere gidemez. ...35 yıllık başkanınızım. Kendimi milletime, sizlere vakfetmişim. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu adam hiç sıkılmadı mı hap yutmaktan? Koskoca başkan! Sıkılmadı mı taş gibi hap yemekten? Bunu hiç düşündünüz mü? Düşünmediniz. Alın size tahliye planı. Kamil! Memleketin kaderi senin elinde. Unutma.
bir başkan muavini gerekirse yumurtlayabilmelidir. Bu cümlenin alt metnini ben size açıklayayım. Son tavuk gıdaklayalı 200 sene olmuş. Müzede koskoca anıtı durmasa hiçbirimizin haberi olmayacaktı bu iki bacaklı tüy yumağından. Başkanın büyük babası heykelin açılışını yapmış zamanında. Şimdi de kendisi şinitzelini yemek istiyor haliyle. İleri demokrasi böyle bir şey işte. Emredersiniz Sayın Başkanım. Necati'yle mi konuşursun? Ne yaparsın bilemem. Bu işin dönüşü yok. O şinitseli bulacaksın Kamil. Necati Bey, Sayın Bakanım. Bana bütün tavuk lazım değil. Sadece göğüs kısmına ihtiyacım var. Yok arkadaşım, yok ya. Yok. Senin istediğin bende olsa ben yemiştim onu ya. Boşuna konuşuyorsun ha. Sayın Bakanım, tozu, aroması falan da mı kalmadı? Yok diyorum, yedim hepsini ben ya. Yedim, kapattık, fabrika falan kapandı, bitti. Ama Sayın Bakanım, siz Gıda Bakanısınız. Bu konu direkt sizin bakanlığınıza bağlı. Millet sokaklarda mekik diye, hap diye ilim ilim inliyor. Eğer şinitseli ayarlayamazsam bütün ülke hepimize mezar olacak efendim. Ne bana mezar olacak be? Ben başkanın üçüncü kuşaktan, göbekten kuzeniyim. Sen haberin var mı? Gemim hazır benim, her şeyim hazır. Asal giderim ben! Sor gemi çekiliyorum ben burada ya! Estağfurullah efendim, olur mu? Al. Haşlanmış tavuk, bir iki tane var içinde. İdare ediver, bununla idare et. Hadi. Sağ olun efendim. Kamil abi, Dışişleri Bakanı Yasin Bey olağanüstü durumla ilgili seninle görüşmek istiyormuş. Kendisi mescitteymiş. Selamun aleyküm Sayın Bakanım. Aleyküm selam. Ya gitmeden yalnız başıma son bir namazımı kılayım dedim Kamilciğim. Malum, Mars'ta kıble yönü karışacak. Allah kabul etsin Sayın Dışişleri Bakanım. Amin, amin. Ya ben de bu gıdaklayan devlet meselesini düşünüyordum. Bu konuda sana yardımcı olabilirim Kamilciğim. Ama karşılığında bir ısırık alırım. Baş şerefsiz leşiyeci puşt pezevenk. Tabii Sayın Bakanım, size en güzel yerinden ayırırım. Tam ağzınıza layık, çıtır çıtır, enfes bir parça. Kopenhag'a. Dünya Canlı Yemek Müzesi oradadır. Geçen sene bürokratik bir ziyarette görmüştüm. Bir tane müzeler bakanı var, değil mi? Büyün teki, Skovyense. O gezdirmişti. Kul hakkıdır. Sayın Başkanımız çok haşermiş. Buraya şinitselik bir parça tavuk göğsü ışınlar mısınız diye sor. Hay aklınla bin yaşa Sayın Bakanım. Bir ısırık alırım. Tabii efendim, tabii. Sadık, hemen bana Danimarka Müzeler Bakanı ile bağlantı ayarlıyorsun. Bağlandık mı Danimarka'ya? Skovyense şimdi bağlanıyor. Fakat sadece sesle görüşecekmiş. Olur olur. Bağlanalım hemen. Hello Mr. Jensen. Skovcum, can you hear me? Yes, Mr. Camillo. I can hear you all right. What can I do for you? My dear Skovyensen, I am really glad that I got you before you shuttle out of orbit. I don't know if you heard about our schnitzel situation here.
The reason I am calling... Indeed, Mr. Camille, I heard. But unfortunately, the exhibition pieces were all fake. There's no real food here. There never was. Yes, Ko Jensen, are you sure? Can't you recheck if you have any chicken breast lying around in all the exhibitions? Our president is quite serious, not letting... I'm sorry, we can't help you. This is a museum, not a charity. Sadık, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu ara. Mümkünse bir fakirin DNA'sıyla, MNA'sıyla oynayıp adamı tavuğa dönüştürsünler. Ailesine de örtülü ödenekten maaş bağlatırız abi. Lan işte nasıl yapılacaksa artık. Sıkıntı var. Kamil abi, bunu görmen lazım abi. I can't believe it. Totally unacceptable. I, the President of the United States, was not invited to the Last Supper. A human rights violation. Scovey, you really misunderestimated me. I know the exhibit was not a fake. I just spoke with the Senate. And from now on, we do not see the EU as an ally. And in retaliation for your uninvitation, I have ordered every last nuclear head we have left to target Europe as we leave this doomed planet. You have 1 hour to leave this dead rock. Vay şerefsiz Kovyansın ve abi. Demek müzenin hepsini mideye indirdiler. Zaten hala üye yapmadılar. Yemeğe niye çağırsınlar? Kamil abi, Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Kurumu mesaj göndermiş abi. Yaratmalı dönüştürmeli işlere girmemiz Allah'a şirk koşmak olur. Biz bunu yapamayız demişler abi. Yok işte tavuk mavuk. Yok, bitmiş. Biteni de 200 sene olmuş. Finito lan, finito. Ya kaderimizde atomlara ayrılmak varmış, ya da onun en süper alternatif Amerikan füzeleri. Yapıyoruz şinitseli. Mutfak. Materyal ne yapacağız abi? Amerika'dan sonra Avrupa kıtası da en son Malta'nın gezegenden ayrılmasıyla Mars'ın yolunu tutmuş bulunmakta. Bizde ise sokaklardaki protestolar şiddetlenirken saray hala sessizliğini koruyor. Thank you.
kapılarına yığıldı fakat başkandan hala bir açıklama yok. Amerikan füzelerinin hedefleriyle buluşması ise artık an meselesi. Buyurun Sayın Başkanım. Nereden buldun? Yarattım. Heykelimi dikim varsa. Bazen kendinizi feda etmeniz gerekir. Ama ne olursa olsun Sayın Başkan'la aramızda 100 gram et parçasının lafı olmaz. Hele hele başkanım bana Mars'ın en güzel yerinden bir arazi ayarladıktan ve beni yeni kabinede beslenme bakanı yapacağının sözünü verdikten sonra. Ne demişler? Ülkenizin sizin için ne yaptığı değil, sizin başkan için ne yaptığınız önemlidir. Götümün başkanı.
Bye.